Güvenlik şefi, güvenlik amiri ve onun üniversitesine mi gidiyorsun? Evet, üniversitesine gidiyorum. 2 senelik ön lisans. Bulamadın mı başka bölüm? Bulamadım, olmadı. Anladım. Mesela neydi idealin? Ya istediğim aslında psikoloji bölümüydü ama puan çok yüksek olduğu için ve sayısalla aram hiç iyi olmadığı için ben de en azından böyle sevdiğim, ilgimi çeken bir meslek istedim. Matematik olmayan içinde. Ona yönlendim. Şimdi özel güvenliklerle alakalı ve üniversitedeki o sınavlarla alakalı sana bir demeç vereceğim. Aç kulaklarını bakayım. Hadi bakalım. Aç aç kulaklarını aç. Açtım. Nasıl açtın? Aç. açtım Ha. Evet. açtım Şimdi bir tane parti var. Bir tane partinin genel evet başkanı var ve geçen bir videosunu da izledim. Diyor ki üniversitede sınav sistemini tamamen kaldıracağım diyor. Sence güzel olur mu? keşke çok güzel olur bence yani gereksiz bence ya. Çünkü niye biliyor musun? Sınav sistemini kökten kaldıracağım diyor. Mesela bir doktor kopya çekiyor diyor. Bir hakim mesela, bir savcı kopya çekerekten o üniversiteyi bitiriyor diyor. Ben o yüzden sınav sistemini kaldıracağım. Tamamıyla iş odaklı. Yani o şeyi şey gibi düşün. Yani staj gibi düşün. Öyle bir şey yapacağım diyor. Nasıl, güzel olur mu sence? Gerçekten öyle. Bence insanlar yeteneğine bağlı mesleği yapmalı yani. Çünkü yeteneği dışında bir şey yapamaz insan. Mesela matematik öğreniyorsun. Doktorlukta ne işine yarıyor mesela? O da olmadı. Matematik öğreniyorsun. Polislikte ne yapıyorsun? Nişan Peki. alırken şey mi hesaplıyorsun? Saçma yani. Gereksiz bence. Yani sınav sistemi kökten kaldırılmalı diyorsun. Bence de kaldırılmalı. Ben karşıyım sınav sistemine. Zaten Peki. kopya çekemeyen biri olarak hep karşıyım. Bravo. Evet. Bir ikincisi, güvenlik sektörüne gireceksin. Ben şimdi yine Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı yine bir demecinde şöyle bir cümle kullandı ama o yayınlanmadı. Ben söyleyeyim. Diyor ki özel güvenlik görevlileri mesela kamu olabilir veya silahlı güvenlik mesela belli riskli olanlara aynı polis gibi kendi silahlarını, yani silahını vermelidir. Yani devlet diyor. Güzel olur mu Bence sence? de öyle. Çünkü 2 senelik üniversite okuyorsun şunu şurasında. Polislik de yani 2 seneliği bitirip gayet silah şey alabiliyorsun. Sonuç olarak bir koruma görevi üstleniyorsun ve bence sana silah verilmeli her ne olursa olsun yani. İyi, o zaman Öyle peki düşünüyorum. şöyle bir şey yapalım. Şimdi Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun şu anda bizi izliyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Ve burada da onun ne çağrın olabilir? Hani iki tane sana dokunan bir şey var sunduğu. Ne olabilir mesela? Ya sınav sistemi kaldırılsın öncelikle bu olabilir. Ben en önceliklisi bu bence. Sınav sistemi önemsiz ya. Anladım. Gereksiz. Peki. Şu an Samsun'da mısın? Evet, Samsun'dayım şu an. Okullar kapalı olduğu için. Polis boy şartı bayanlarda esnetilsin bence demiş. Fenomen Ya. Angel. Yani ne kadar esnetilmeye? Şimdi şöyle bir şey var. Kendini korurken boy da önemli bir yerde. Yani cüsse de önemli diye düşünüyorum. Esnetilmesi 1,55 mi olacak? Bu saçma olur bence. Niye? Belki alttan çalışacak belki. Tabii. Yani bilmiyorum. Düşünsene, direkt karnına Bence çalışıyor. Direkt karnına çalışıyor. Pışık pışık biraz tehlikeli kaçabilir diye düşünüyorum. Evet, polis boy şartı bayanlarda esnetilsin bence demiş. Ve bunu yazan da muhtemelen bayan ve o da polis olamadı herhalde. Cücük seni, cücük seni. Evet. Evet, muhtemelen. Peki şu anda Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı bizi şu anda dinliyor radyoda. Sor dedi bana. Yani gençler ne ister? 2023 Cumhurbaşkanı adayı. Bu gerçek mi bu arada çünkü? He, şaka yapıyorum ben durduk yere. Aşk olsun. Neden ama sen TikTok'ta trolleniyor olabilirim Hayır, ondan. şu an radyoda canlı yayındasın. Yani İnanmıyor musun? bilemedim. Bekle. Hayır.
Bak şimdi. Önce şunu bir kapatalım. Bak şöyle radyoyu bak gör şimdi. Radyo bu gördün. Bak sesini açıyorum. Evet. Kendi sesini duyacaksın. Evet, doğru muymuş? Doğruymuş gayet. Evet, genç arkadaşlarımızdan isteği alalım bakalım. Yani gençler bizden ne talep ediyor? Yani ne istiyor diye soruyor. Evet. Ya öncelikle ben ya uzun zamandır yakındığım bir konu vardı. Emekli olan öğretmenlerin okullarda tekrar çalışmamasını istiyorum. Çünkü ders anlatamıyorlar hiçbir zaman yani. Olmuyor. Kesinlikle gene bu, gene yani. Geçen bir demecinde şunu söyledi. Emekliliğe takılanlarla alakalı dedi ki emekli yani bu primini dolduran herkes yaşı ne olursa olsun emekli olmalı dedi. Gerçekten ben de öyle düşünüyorum. Çünkü bir yerden sonra insanın potansiyeli, çalışma potansiyeli düşüyor. Bu arada Fenomen Angel milimle elendim demiş. Sen yayından sonra bana mutlaka ulaş Angel. Seni polis yapalım. Evet. Anladım. Yani şöyle bakıyorum. Hatta o videosunu dinleteyim mi sana? O EYT'lilerle alakalı konuşmasını dinleteyim mi? Evet olabilir isterim. Bekle bakayım orada. Şimdi. Ama bakın biz eğitime şu an yön veriyoruz. Bakın Cumhurbaşkanı çıktı, bizim eğitim sistemimizi anlattı. Çünkü biz eğitim sistemini harmanladık, mail olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na yolladık. İlk başta şey vermiyoruz, tekrardan ben ısrarla devam ettirdim. Bakın şu an bizim eğitim sisteminde ne anlatılıyorsa Sayın Cumhurbaşkanı çıktı bunu anlattı. Çok yakın takip edilir o eğitim sistemi. İşte bizim geldiğimizde yapacağımız olan, bizim şu an anlattığımı parti web sitesine girdiklerinde görecekler. Ama illa anlatın diyorsan anlatabilirim. Yok, anaokulundan üniversiteye kadar ne yapacağımızı. Mesela en güzel bir örneği daha söyleyeyim. Özel okullar kalkacak yani. Özel okullar kalkacak, sınav sistemi kalkacak. Üniversiteler. Özel üniversite hepsi kalkacak. Bakın ben özel üniversite okuyorum. Çocuklara hiçbir şey öğretmiyorlar. Üniversiteler boş, hikaye. İnsanlar çocuklarını zannediyor ki üniversiteye gidiyor bir şey öğreniyor. Hiçbir şey öğrenmiyor. Bakın ben bir öğrenciyim şu an. Üniversite okuyan bir öğrenciyim. İkinci üniversitenizi okuyorsunuz sen. Dördüncü üniversitemi okuyorum. Evet. Dördüncü üniversite okuyorum diyor. Dördüncü üniversitesini okuyor. Yani. Ama bakın ben şu kadarını söyleyeyim. Şimdi benim sınıf arkadaşlarım kızacaklardır ama kızsınlar. Şimdi bak bir diğer o EYT ile olan videoyu da hemen şey yapayım. Dinleteyim sana. İşinin 50 yaşında emekli olması lazım. Hatta onu da geçtim. Prim ödüyorsunuz doğru mu? Evet. Şu an EYT'lilerin sıkıntısı ne? Prim ödemesi. Prim olmuş. Tamam. Primi dolduysa o kişi emekli olmalı. Olması lazım. Anlatabildim mi? Benim anlatmak istediğim bu. Yoksa ben yaşında değilim. 66 olmuş. Çıkartacak mısınız bu yasayı? Kesinlikle yani, çıkartacağız. Sigorta primi dolduğu an. Sigorta primini dolduran bir kişinin çalışmasına gerek yok. Neden? O çalışırsa arkadaki gelen genç evet, ne iş yapacak? Gençler işsiz. Gençler işsiz. Bugün bakıyorsunuz bir şey daha. Anlatabildim mi? O yüzden biz geldiğimiz gün EYT'liler de rahat olsun. Bak EYT'liler şu an nereden baksanız 6 milyon EYT'li var ülkemizde. Şu an bu ülke bu 6 milyon EYT'linin maaşını ödeyebilecek güçte. Güçte. Sayın ekonomi ses bakanı. Nerede biliyor musunuz? Bakın şu an ne yaptı? İstanbul'la hükümete ders verdiler. Evet şimdi senin söylediklerine cevap oldu mu bu videolar? Evet gayet oldu. Ben sevdim yani bu cevabı. Evet. Bunun gibi daha ne cevaplar var bir bilsem var ya. Evet.